Zeyn dün gece boşanmaktan bahsetti. Ben de bunu yeni bir boyuta taşımak istiyorum. Bunu da doğru yolla yapacağım. Şaban'ı ara hemen. Suraya yenge arıyor. Alo. Selamun aleyküm Şaban'a. Aleyküm esselam yenge. Nasılsın? Yemek daveti nasıl geçti? Şaban'a, seni Alya'nın kayınvalidesi olarak aramadım. Yengenim ben senin ama yengen olarak da aramadım. Seni bugün bir anne olduğum için aradım Şaban'a. Lütfen dinle. Zeyn'in annesi olarak seninle dertleşmek. Çünkü kendisine bir parça saygısı olan bir kız böyle bir evliliği tercih etmez. Dün akşam içine düştüğü durumdan ötürü asla Alya'nın yerinde olmak istemez. Alya'nın bir hatası mı oldu? Ama yenge, dün akşam o davet verildi, öyle değil mi? Davet verildi. Ama ben hayatımda böyle bir rezaleti hiç yaşamadım. Benim oğlum, sevgili Zeyn'im, dün akşam eve ilk defa alkollü geldi. Sarhoştu, ayakta duramıyordu. Bunu bütün konuklar gördü. Kızını şehirdeki en iyi güzellik salonlarından birine gönderdim. En pahalısına. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Salondan çıktıktan sonra bir alışveriş merkezine gitti. Ve orada hırsızlık yaparken yakalandı. Ne? Osman Abdullah'ın yeğeni hırsızlık yaparken yakalandı. Ha, kabul ediyorum. Bundan önce her istediğini satın alacak gücü yoktu. Ama şimdi böyle bir şeye yeltenmesine ne gerek vardı ki? O artık bizim ailemizden biri. Zavallı Zeyn yıkıldı. Dünyası karardı. Öyle bir kızın karısı olamayacağını söylüyor. Zeyn herkesin önünde duygularını açıkladı. Alya'nın onu ne kadar kızdırdığını, ondan ne kadar... Onu artık istemiyor. Odasından, bu evden ve hayatından çıkartmak istiyor. Bunu Alya'ya çok açık bir dille söyledi. Ondan boşanacak. Kaybettiği özgürlüğünü geri almak istiyor. Anlıyor musun? Şaban'a, bunu sana en başında söylemiştim. Kötü bir şey olursa bundan ben sorumlu olamam demiştim. Ağlamanın hiç kimseye faydası yok Şaban'a. Bak, ben mantıklı biriyimdir. Ben bu konuyu aramızda konuşmayı teklif ediyorum sana. Çocuklarımızı bu sorundan birlikte kurtaralım. İkisi de daha çok genç. Yeni bir başlangıç yapabilir, yeni birer hayat kurabilirler. Bir arada yaşamaya bile tahammülleri olmadığı için bu evliliği sürdürmenin bir anlamı yok artık. Beni anlıyorsun değil mi? Yoksa hala algılayamadın mı? Beklemeyi göze alamazsın Şaban'a. Bu işin üstüne gitmelisin. En kısa zamanda. Beni aramanı bekleyeceğim. Bu aralar Bombay'a gelmek gibi bir niyetin varsa eğer, bana haber vermeyi unutma lütfen. Merak etme, uçak biletini ben aldırırım. Sonra çocuklarımızın sorununu kadıya götürür, bir karara varırız. Bu kararı ne kadar çabuk alırsak o kadar iyi. İyi günler. Şaban'a. Canım. Ne oldu? Neyin var? Neden ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Kalk lütfen. Bakayım sana bir. Neyin var? Şaban'a ağlama. Şaban'a anlat. Ne olduğunu söyle bana. Bana dedi ki Zeyn. Zeyn mi? Ne olmuş Zeyn'e? Zeyn Alya'yı boşayacak. Ne? Zeyn ne yapacak dedin? Benim sevgili Alihan...
boşanıyor mu? Hayır. Hayır. Alia. Alia. Guram Bey. Şaban'a. Neyin var Şaban'a? Ne oldu canım? Nereye kayboldun? Ben telefonda konuşuyorum. Yengem aradı. Dünkü yemek hakkında konuştuk. Her şey yolunda gitmiş. Ali için övgü dolu sözler söyledi. Demek öyle. Demek onunla az önce konuştum. Ben yemekte davetle ilgili haberleri dün akşam aldım. Ama sana söylemeyi unutmuşum, aklımdan çıkmış. Öyle mi? Sen kiminle konuştun? Alia ile tabii. Çok mutluydu. Dediğine göre her şey yolunda gitmiş. Bombay'a bir bilet sadece. O kadar çok mu? Hayır, sorun değil, ayırın lütfen. Teşekkür ederim. Anne, sen de babam da Ali ile konuşmuşsunuz. Neden bana hiçbir şey söylemediniz? Hayat, git valizi getir kızım. Valiz mi? Nereye gidiyorsun? Sen sana söyleneni yap sadece, git getir.